Kepçeyi aldın mı? Hadi hadi. Merhaba dostlar. Merhaba Ertuğrul. Koray gelsin. Hayırdır? Hazırlık var yine. Hazırlık var yani. Evet, evet. Bize bir tanıtsana neler var Ertuğrul ya abi, burada. Abi neler yok. Bu sarımsaklı. Sarımsaklı. Of. Sarımsaklı hamur. Hamurumuz. Evet. Bu civciv yemi. Civciv yemli. Süt yemi. Aynen. Süt yemi hamurumuz. Aynen, yemlemek için. Yemlemek için. Bu da alabalıklı. Bu da alabalık yemli hamurumuz. Sazan sarmalını atmak için. Evet. Bu da ikisi sazan sarmalı için. Bu da yemlemek için. Meray yemleyeceğiz. Evet. Evet, diğer iğneye takacağımız yemler. Sahte mısır. Sahte mısırımız. Evet. Boylilerimiz, hazır boylilerimiz. Bunlar, bu da el yapımı boylilerimiz. El yapımı bizim boylilerimiz. Bakın, el yapımı evet, boylilerimiz. Bunlar bizim favorimiz. Aynen. Evet, bir de daha bir çok de, bunları kullanıyoruz biz. Evet, bir de. Yani şöyle bugün, marka göstermeyeyim. Evet, sahte solucan kullanacağız. Yarınki avda bunları kullanacağız. Merhaba Ertuğrul, tekrar kolay gelsin. Bu işi de bitirdik. Evet. Takımları yeniledik. Şunlar eski takımlar. Eski takımlar, evet. Bunlar da yeni takımlar. Bakın, eski misinayla size özellikle yeni misina arasındaki farkı görün. Esnekliğini bakın. Eski misinalar esnekliğini kaybetmiş. Bakın yeni taktığımız misinalar esnek. Evet. Biz 2 ya da 3 kullanıma misinaları değiştiriyoruz sürekli. Çünkü değiştirmekte fayda var. Özellikle bir ya da iki avdan sonra da takımların evet esnemiyor için. Aynen. Takımların, yayların iğnelerini genelde bir ya da iki iğne kullanıyoruz. İğneleri değiştiriyoruz. Çünkü iğneler köreliyor. Takılıyor bir yerlere. Yani balık tutmak gerçekten zahmetli bir iş ama güzel bir zahmet. Dostlar günaydın. Nereden günaydın Özcan? Günaydın. Nereden günaydın? Neredeyiz? Evet, Menge'deyiz abi. Evet, Menge Barajı'na geldik. Saat sabahın 6.50. Biz 3.30'da kalktık. Ancak Menge Barajı'na geldik. Yarım saattir de Mera arıyoruz. Çünkü tüm meralar dolmuş. Sanırım akşamdan hafta sonunda olunca balıkçı dostlar meraları doldurmuş. Şimdi Menge'nin tekrar giriş noktasına doğru, bizim yolun geldiği yere doğru gidiyoruz. Kulüdere mevkiine doğru. Orada bir Özcan Kızlar Koyu vardı. Oraya bakacağız. Eğer orası da müsaitse mecburen oradan atacağız bugün. İşte iki güzellik bir arada olmuyor. Her türlü yem hazırlıyoruz. Merayı bulamıyoruz. Merayı buluyoruz. Yemimiz olmuyor. Bakalım. Her şeyde bir hayır vardır. Bugün nasibimizi Menge'nin Kurtdere mevki taraflarında bakacağız. Hadi bize rast gelin. Bir merayı bir bulalım önce. Evet dostlar, meramız bugün burası. Ertuğrul hemen meramızı yemlemeye başladı. Evet, ilk yapacağın iş merayı yemlemek olacak. Mustafa kokluyor ortalığı. Aynen. Özçağ hazırlıklara başladı. Tamam. Sonra tekrar yemleriz bir daha.
Şimdi biraz bekleyeceğiz dostlar. Sıcaklık 2 derece. Meramızı yemledik. Oltalarımızı attık. Sessizce bekliyoruz şu an. Ertuğrul kaç olta attık? 11. Kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. 4 kere 3 12. Bir tane daha yedekte dursun atarız. Hasıl olursa eğer. Sisin. Mustafa'cığım sen ne yaptın? Misinalar yine ortalıkta. Ayağımıza takılmasın. Ha, gelirken bir tane de şey çıkarttın. Ne onun adı? Hayalet. Hayalet. Ya bakın karşıda. Hayaletler, şeyler. Yani yemleme poşetim artık. Yani bunları ne olur alın götürün. Ya da imha edin. Mustafa kuru yemleme mi yaptın? Evet. Ooo boyunlilerden kuru yemleme. Ulan Mustafa adamsın ya. Bugün diyorsun yani her türlü her şeyi deneyeceğiz. Bugün sevgili anneciğime balık tutacağım. Onun şansını atıyorum bütün oltaları. Çok uzak atıyorsun oğlum. Yapma lan. Oo. Uzak atma yakın. Hadi bakalım. Hadi biz de senin için çalışacağız bugün Mustafa. Hadi bakalım. Hadi bakalım hep beraber. Ertuğrul ratların düştüğü sallamaların düştüğü yerlere tamam, çok da yakın atıyorum. Evet bu ikinci yemleme. Sabah geldiğimizde Meray'ı Ertuğrul iyice yemledi. Şimdi de boylu'yla da yemliyoruz. Evet bu işin başı yemleme değil mi Mustafa? Yani yemleme olmadan olmaz. Aynen. Patlıcanlı ekmek mi? Aynen. Of. Ama Özça annene çok teşekkür ettiğimizi söyle. Gerçekten çok güzel yapıyor bunu. Aferin sağlam. Eline sağlık. Eline sağlık. Var birden güzel. Kahvaltımızı onunla şenlendirdik. Bizimki gariban sofrası. Gariban balıkçılar. Daha ne olsun her şeyimiz. Her şey var. Çok şükür. Buna şükür. Ertuğrul da baksana tepsiyi kaptı önüne. Dilimlerden kardeşim şuradan al. Merhaba amca. Merhaba yani. Tanışalım mı? Tanışalım. Adımız? Orhan Adem. Orhan Adem. Namık Adem vardı. Yeğenim olur. Yeğeniniz mi olur? Yani amcamın oğlu da küçük olduğu için yeğenim diyorum. Anladım. Akraba. Evet. Emekliyiz. Emekliyim evet. Hafta sonları mı? Balık avı. Fırsat buldukça. Hastalık mı bu hobi mi? Hastalık. Hastalık hem de hobi. Hobiden fazla. Yaş kaç amca onu da sorayım. 67. Yaş 67 maşallah. Ama gençliğinde buna borçluyuz maşallah değil mi? Allah'a çok şükür. Çok şükür. Çok, çok şükür. Allah sağlık sıhhat versin. Amin cümlemize. Nasıl? Ne oldu Mustafa? Bekleyeceğiz açmaz. He, bekle bakayım. Güzel vurdu ya. Harun hocam uğurlu geldin ha. Rastgele abi. Sağ olasın. Hoş geldin de. Rastı. Ben de şeyden geliyor zannediyorum. Kalaması yok mu bunun? Kalamayı iptal ettim. İptal mi ettin? Dur bekle bakayım ha. Birisi hayalet atmış. Hayalete de bir balık takılmış. Ertuğrul onu kurtaracak şimdi. O hayaleti yakalayacak çıkartırız onu ya. Balık kurtarma operasyonu Ertuğrul. Yok olmadı. Biraz daha şey at. Görüyor musun Harun hocam hayalet. Yazık yani ya. Şuradan bu yana geliyordu hayvan böyle bu tarafa, bu tarafa kadar. Ha yakaladın mı?
Hı, yakaladı. Getir burada çıkarak. Siz bu insanlık mı ya? Bu da tatlı su kefali. Heh, çıktı mı? Heh, heh. Hadi bakayım Ertuğrul. Gel, aferin sana. Güzel. Helal olsun be. Güzel kısmet vermiş. Hadi bakalım. Görüyorsun değil mi Harun hocam? Bizim balıkçılığı işte. Aynen öyle. Kolay gelsin Harun hocam. Atıyor muyuz oltaları? Atmaya çalışıyoruz herhalde. İyi bakalım. Rahat, güzel gitti ama gördüm. Güzel attın. Düştü mü? Ya deseydin ip vardı, şey vardı, bağlama ipi. Normal ip mi var, lastikli ip mi? Normal. Abi lastikli ip vardı ya. Sarar o yani iyice. Olur, onu da deneyelim. Hı-hı. Yani balık malık götüreceğim diyorum büyük balığı yani. Büyük oynuyorsun. Nasıl böyle? İyi de yemledin ha, onu da gördüm. Çaktırmadan. Aynen. Hadi rastgele. Ertuğrul her türlü taktiği deniyoruz bugün değil mi? Mustafa Erdoğan için her şeyi deniyor her ama. Her şeyi deniyoruz. Kuruyem. Kuruyem. Ve kurşunu da içine alalım. Zil çalıyor lan. Hangisi çalıyor? Evet, işte ağzını da bağlayalım. Evet, kuru yem biliyorsunuz, tanıtıyoruz bunu. İçinde yok yok. Boyli. Kırıntıları, civciv yemi, alabalık yemi, kedi maması, kedi maması, somonlu kedi maması, kuru mama, hepsi kuru ve ekmek kırıntıları, kurumuş abi ekmek abi, kırıntıları hazırdır. Atalım bakalım. Ben çekeyim. Ha, bunu bir delelim, dur. Var bir şey. Yoksa hemen havada kalıyor. Ama oğlum Mustafa abi şu tatlı ya. Soğudan şu koya doğru at ya. Koy derin değil. Özçağ bir sus ya. Bir sus. Ama senin için de yaparız bir tane. Glauzu Gargola'nın hesabı yaptın zaten bize. Al gel. Al gel onu. Yavaş yavaş. İn bakalım aşağıya. Evet. Dursun, açık dursun. Görüyorsun nasıl yemleyerek iniyor Ertuğrul. Evet. Gerçekten onu alacağım. Balıklar düşüyorlar da 8 metre, 5 metre ileri gitse 5 metre daha 10 metre ileri de balıklar. Ben pazıklıyorlar da balık. Ama başlıca beklemek de bekliyorum. Bütün silahları çektim. Sen hangi barda abi? Saat 12'ye 10 var ha. Bir lan. Tutuyoruz. Kepçeyi aldın mı?
Hadi hadi. Ertuğrul, şu ratı buradan bu tarafa doğru bana uzatabilir mi? Rahatlı mı? He. Kepçeyi aldınız mı? Çek bir yere kaçmasın, girmesin. Yok yok, vurmuyor. Misina'yı kontrol et Harun hocam. Vuruyor mu? Ha, şimdi vurdu bak. Ha, sen mi çektin? Vurdu mu abi? Kepçe lazım mı? Misina, kepçeyi al. Taktı mı yine ya? İyi takmış demek ki. Koparttı mı? Vallahi ya kurtardı ya koparttı. Koparttı gibi. Boş geliyor gibi. Yok ya, ağırlık var üstünde de. Hamsiyi de yemiş, şeyi de yemiş. Ama hangisi? İğne hangisi takılmış? Nasıl? İğnenin biri takılmıştır. O zaman boylu yemiş. Boylu yemiş. Bayağı. Evet. Kısmet. Evet. Misafirliğe gidiyorlar. El boş gidiyoruz. Komşuları ziyarete. Aşağıda elinde. Çok misafirperveriz abi. Evet, yan balıkta, taraftaki balıkçı dostlara. Komşuya nasıl gidiyoruz? Odunla gidiyor. Evet, görüyorsunuz gene. Şu meranın güzelliğine ve şu pisliğine. Aldık birkaç tane de çıkartamadık balıkları. Hiçbirini çıkartamadık. Allah Allah. Ya büyük vuruş aldık. 3 tane aldık büyük vuruş. Rattı şöyle yatırdı. Şey yaptı da götürdü. Kayaya taktı. Bir yere taktı. Allah Allah. Bu odunları. Selamun aleyküm tekrar. Selamun aleyküm. Kozanlıyız ya. Çekim yapabilir miyim?
Sıkıntı var mı? Yok. Bizim YouTube kanalı var da he, balık konusunda. Evet abi. Merhabalar tekrar. Merhaba. Rast gelsin. Teşekkür ederiz. Yem ne kullanıyorsunuz? Ona bakayım ben bir. Yem. Hamur mu? Hamur. Karıştırıyoruz. Neyle karıştırıyorsunuz hamuru siz? Civciv yemeği. Civciv yemeği. Vanilla. Vanilla. Yumurta. Hı 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 hı. Ondan sonra daruna. Oh. Oh. Kepekli buğday. Oh. Maşallah maşallah. Ondan sonra yok yok işte. Menüde var. Her şey vardı. Yeter yani kendimizin yemediğini balıklara balıklara yediriyoruz. Aynen. Eşime yapmadığımı balıklara yapıyorum. Kesinlikle doğru diyor. Aynen aynen. Hepinize evet, rast gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısmetiniz bol olsun. Çok sağ olun. Bunu uyarayım. Evet. Çünkü artık iğneler küçük mü biraz? Yok. Ağustos ayında yeni iç sularda balık sirküleri yayınlandı. Evet. İki iğneden fazla, yaylı takımda iki iğneden fazla kullanılmıyor. He. Yani kontrole geldiklerinde... Dört iğne sıkıntı mı oluyor? Sıkıntı olur. Yani ama ceza yasak kesebilir. Yasak bölümünde değil mi o? Yasak çıktığında bildiğim kadarıyla. Yok yok yok. Yo. Her sene sirküler yayınlanır. He. Uyulacak kurallar. Tabii İç ki. Sularda, biz bilmediğimiz için sularda, ondan sonra dikkat ederiz. Yani hem dört iğne sıkıntı çünkü takılma dipte müthiş ağaç var. Tabii. Kayalık var. Var 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 takılıyor. Hem takılıyor. Aynen. Yay olduğu için mesela, yay atıyoruz. Yani. Küspeli'de de tek iğne kullanılabiliyor artık. Tek iğne. Ha? Yani bunlara dikkat edersek daha da güzel olur. Tabii ki tabii ki. Hı. Yok kurallara uyarız. Hı. Kesinlikle uyarız. Teşekkür hadi, ederim. Kolay gelsin. Rastgele tekrar. Merhaba dostlar. Biz dönüyoruz. Saat 5. Çeyrek. 5 çeyrek. Yani yaklaşık 12 saattir Menge'de Kızlar Koyun'daydık. Evet. Önce daha önceki gittiğimiz yer köprünün oraya gittik. Orada iki balıkçı arabası, alçı dostlar vardı. Rahatsız etmek istemedik onları. Dutların orayı denedik. Orada da iki araba vardı. Sonradan bir tanesi gitmiş. Diğer bir tanesi de sonradan bizim geldiğimiz yere geldiler. Onlar da balık alamadıklarını, köprünün oradakilerin de balık alamadıklarını söylediler. Bizim yan tarafımıza yine Kozanlı yaşlı amcalar geldiler. Onlarla da sohbet ettik. Gerçi videoda da göreceksiniz. Onlar da balık alamadan gittiler. Onların yerine başka yine Kozanlı dostlar geldi. Onlar da şu ana kadar balık alamadılar. Hala da bakın şu an karşımdan bir araba daha geliyor. Yine geliyor. Bugün Menge'de bir terslik var. Acaba biz Menge'yi de mi kuruttuk? Özça, ne diyorsun? Abi kısmet. Ya kısmet ama şu da bir gerçek artık. Göllerde de balık sezonu yavaş yavaş, balık vuruş sezonu yavaş yavaş bitiyor. Ama alamıyoruz ama yani çok maalesef. Çok soğuk, su soğuk. Yani. Evet, su da soğumaya başlamış. Dediği gibi Özcan sabah geldiğimizde 2 dereceydi. Şu an 8 derece, evet. Akşam olduğu gibi dönüyoruz. Yani su gerçekten soğuk. Demek ki balık derine çekildi ya da daha sıcak bölgeler neresiyse artık o taraflara gitti. Evet, balığı alamadan gidiyoruz. Balık gösteremedik. Onun için de size sürprizimizi inşallah bir sonraki videolarımıza saklıyoruz. Evet, Ertuğrul'cum sen de günü bir değerlendirir misin? Günü ne diyorsun? Değerlendireyim abi. Az balık vuruş aldık. Evet, ama iyi evet, vuruş evet. Aldık. Doğru söylüyor bu konuda. 3 tane vuruş aldık. Güzel vuruşlar aldık ama balıklara çıkartamadık. Maalesef. Evet. Ertuğrul'un dediği gibi 3 tane güzel vuruş aldık. 3'ünü de alamadık o balıkların. Gönül isterdi ki o balıkları çıkartabilelim. Hepsi de tattı. Dediğin gibi 3 vuruş ama 3 sağlam vuruş. Bir tanesini zaten izleyecekler, görecekler. Evet, bir tanesini evet doğru söylüyorsunuz. Yakalayabildik canlı yayında. Ratı kıracaktık. Evet. Bugün böyle oldu. Hafta içi inşallah Antep'e gitmeyi düşünüyoruz. Fırat Irmağı'nda Gavur Kalesi'nin Gavur Kale'ydi. Yok, Rum Kale'de balık avına gideceğiz. Zeyhukman'ın oralarda. İnşallah Şabut avına davetliyiz Antep'e. Daha Antep'te görüşmeden önce Türkiye Mağazı'na abone olmayı unutmuyoruz. Ertuğrul'cum. Abone olalım. Mutlu olalım. Evet, evet dostlar. Mutlu olalım.
Hoşça kalalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.